Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı 2 kitabıyla devam ediyoruz. Bu Malbonte rotası olacak. Malbonte rotasının devamı. Birinci sezon Malbonte'yi bitirdim. İkinci sezonla devam ediyorum. Öldüm ve kendimi meleklerle iblislerin dünyasında buldum. Ölümsüzlük bana güç ve kudret verdi. Ama başka bir güç gelecek ve her şeyi benden alacak. Bunun yolun sonu olduğunu düşündüğümde sadece bir başlangıç olduğu ortaya çıktı. Göklerin Sırrı devam ediyor. Daha önce yapılan seçimleri dikkate alarak hikayeyi yaratmaya devam ediniz. Şunu normal wiki yazalım. Hikayeniz başlamak üzere. Ama önce görünüşünüzü güncelleyin. Avrupalı, Asyalı, esmer, siyahi. Düzen. İyi niyet. Yeni yasa, sadelik. Ciddiyet, burada saç seçiyoruz. Bunu alalım. Gün doğumu, yıldız tozu, alacakaranlık, şeytanın ızdırabı. Alacakaranlığı alacağım. Göklerde tarımsal amaçlar için tahsis edilmiş birçok uçan ada vardır. Bölüm 1. Kavrulmuş Dünya. Yedi tane elden biri açıldı şu an. Ateşli, parıldayan gökyüzü güneşin yüzeyi gibi titriyor ve genişliyordu. Seyrek oksijen, kuru, kavrulmuş toprak ve kayıp ruhların sonsuz çayırı. İşte boşluk bundan ibaretti. Ölümsüzlerin mezarlığı. Kim olduklarını unutmuş, sonsuza kadar sürgüne mahkum olan kayıp ruhlar kendilerini kaybetmişlerdi. Ta ki bir gün gök açılıp yanlarına bir kız inene dek. Yol boyunca yavaşça yürüdü, etrafına baktı. İnsanlık dışı derecede hassas göz bebekleri sürekli silüetlere, ölü kişiliklerin kalıntılarını yakalıyor ve kulağına bir şeyler fısıldayarak onlara yaklaşıyordu. Bu kadının cildi niye böyle bilmiyorum, çok değişik. Beni takip et. Ruh itaatkar bir şekilde kızı takip ettiğinde kız bir sonrakine yaklaştı. Ben de ölenler bunlardı sanırım. Konuşabilselerdi muhtemelen kıza sorular sorarlardı. Ama boğazları, ses telleri yoktu, sesleri yoktu. Bu yüzden bir rüyadaymış gibi. Kim olduklarını, ne olduklarını ve nereye götürüldüklerini bilmeden sadece sessizce yürüyorlardı. Ama bazıları reddediyordu. Boşluk tarafından emiliyordu. Loy. Ruh ürperdi. Ani bir hareketle silüeti bir an için şeklini kaybetti. Ama sonra tekrar insan şekline büründü. Boşluğun seni yutacağını anlıyor musun? Buna hazır mısın? Ruh kararlıydı. Öyle olsun ejderha. Bir zamanlar bir insandı. Şimdi sadece ruhun bir yankısı olmuştu. Bir şeylerin ters gittiğini hissetti ve yabancı kız elini uzatmadı. Geri tepti, eridi ve çekildi. Boşluğun seni yutacağını anlıyor musun? Buna hazır mısın? Ruh kararlıydı. Öyle olsun. Yaşayanları takip etmek istemediler. Boşluk gitmelerine izin vermedi. Binici durmadan devam etti ve sonra gökyüzü tekrar aralandı ve başlarının üzerinde dönen bir kasırga sessiz ruhları içine çekti. Onlara özgürlük, kan, et ve aynı zamanda acı getirecek kasırga. Bu kızın hediyesi miydi yoksa bir ceza mıydı? Nereye adım attığımı, neden bir yere gittiğimi bilmeden zifiri karanlıkta yürüyordum. Siyah ve yoğun bir şey, boşluğu boşluğa çekiyor, beni de peşinden sürüklüyordu. Burada kimse var mı? Sesim susmadı, takılmış bir gramofondaki müzik gibi tekrar etti. Yankı yoğunlaştı, beynimi keskin iğnelerle deldi. Oğlumun soyundan.
Oğlu Malbonte oluyordu, değil mi? Şefa malum görüşmeyi zevkle beklediği için sırıtarak karanlığın içinden çıktı. Benden ne istiyorsun? Sizi ölüm bekliyor. Yardım edeceğim. Şimdi yapacağın seçim hikayenin akışını değiştirecek. Bazı seçimler olay örgüsünü düşük ölçüde değiştirirken diğerleri büyük değişikliklere yol açar. Ne demeli? Karanlığın yardımını kabul et. Karanlığın yardımını reddet. Kabul edersek artı bir güç alıyoruz. Güç de birinci kitaptaki şöhret yerine geçiyor bu arada. Burada otururken nasıl yardımcı olabilirsin ki? Korkumu belli etmemeye çalışarak geri çekildim. Ama şefa malum yine de hissetti. Korkuyorsun ama kardeşinin son yemeği bu olacak. Bu ne anlama geliyor? Başkentteki birçok ölümsüz var. Ruhlarını kurtar, şehri boşalt. Ne olacak? Şimdilik bu kadar bilgi yeter. Lütfen bunu iyi niyetimin bir göstergesi olarak kabul et. Artık aynı taraftayız. Ona doğru bir adım attım ama o geri adım attı. Şefa malum karanlığın içinde kayboldu ve diğer her şey onunla birlikte kayboldu. Uyanmaya başladım. Sanki orada boşlukta nefes alacak hiçbir şey yokmuş gibi açgözlülükle havayı içime çektim. Bilincimin derinliklerine sıçrayan bulanık görüntülerin anlamını kavrarken yatakta uykulu bir şekilde gerindim. Şefa malum neden bunca yıldan sonra huzurumu bozmaya karar verdi. Gerçeği söyle ya da söylemese. İkisi de hiç iyi değil. Bunun dün gece olanlarla bir ilgisi olabilir mi? Ay zirvesindeyken sağır edici bir ıslık duyuldu ve ardından her şey sallandı. Bir an duvarlar yıkılacak gibi geldi. Ama sokağa bakınca şehrin sakin ve hareketsiz olduğunu gördüm. Sanki bu sarsıntıyı sadece ben hissetmiştim gibi. Yatağın ikinci yarısına dokundum ama avucumun altında sadece buruşuk bir çarşaf vardı. Etrafa baktım ve Malbonte'nin pencerede durduğunu gördüm. Ağır nefes alıyordu, sırtından terler akıyordu. Şefa malumun dövmesi loş bir ışıkla parlıyordu. Battaniyenin altından çıkıp sabahlığımı omuzlarıma attım ve yanına gittim. Arkadan nazikçe sarıldım. Yine parlıyor. Biliyorum. Pencerenin arkasında hisarın yüksek kuleleri, çok yakın uçan deniz ejderhaları ve ileri geri koşuşturan ölümsüzler görülüyordu. Malbonte'ye vizyonumdan bahsetmek istedim. Ama son zamanlarda o hep bir şeylerle meşguldü. Ben de beklemeye karar verdim. Yönetimi Malbonte ile ele geçirmemizin üzerinden 10 yıl geçti. Vücudum genç kalıyor. Cildim hala aynı parlaklık ve pürüzsüzlükte. Ama yapım biraz değişti yine de. Yaşadığımız dünyada değişti. Hisar, yerleşik düzene katılanlar ve katılmayanlar olarak ikiye bölünmüş durumda kaldı. Artık melekler, iblislerin müsamahakarlığından şikayet ediyorlardı. Ama doğrusu şefanın hükümdarlığı sırasındaki kadar değil. Kendimde bir yönetim yeteneği keşfetmiştim. İnsanlar beni Malbonte'den daha isteyerek kabul etti. Önümde başlarını eğdiler, sözlerimi dinlediler ve kanunlarıma uydular. Bu artı iki gücü de önceki hikayede yüksek şöhret ya da düşük şöhrete göre veriyorlar. Geçmişte şöhret kazandın ve bugün bunun meyvelerini alıyorsun. Malbonte yönetimi giderek daha çok bana ve bana yakın olanlara bırakıyordu. Ne hizmetçileri ne de beni içeri almadan ofisinde uzun süre oturabiliyordu. Geceleri kabuslar görüyor. Ancak şefa malumun vizyonlarının geri döndüğünü kabul etmiyordu. Onu ne bu kadar endişelendiriyordu? Bu konuda gittikçe daha fazla kaygı duyuyordum. Şimdi şefa malum bana da ulaştı. Bir şey söylemek istedi ama ne? Gerçekten başkentte bir terör saldırısı olacak mı? Kapı çaldı. Malbonte'nin soğuk, sert sesi çınladı. Girin. Efendim, hanımefendi, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne oldu? Konsey sizden hisara gelmenizi istiyor. Vicky, ben sizi idare edebilir misin? Tabii. Korkarım olağanüstü bir şey oldu. Danışmanlar nezaketle gelmenizde ısrar ediyorlar. Her ikinizin de. Omurgamdan aşağı bir ürperti geçti. Ne olmuş olabilir? Malbonte ve ben şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Sonunda başını salladı ve zar zor fark edilir bir şekilde sallanarak kıyafetlerini değiştirmeye gitti. Onlara yakın doğru da olacağımızı söyle. Evet efendim. Kapı çarparak hizmetlinin arkasından kapandı. Ürperdim ve tekrar pencereden dışarı baktım. Bir şeyler geliyor. His
Hisar, göklerin başkenti. Buz gibi bir rüzgar saçlarımı uçurdu, çıplak tenimi ısırdı. Derin bir nefes aldım, kendi gücümle bedenimi ısıttım. Hisar'ın yüksek kuleleri bir tür sitem ve beklentiyle üzerime geliyor gibiydi. 10 yıldır neredeyse her gün buraya geliyordum. Bu yerden nasıl da bıkmıştım. Değişiklik istiyordum. Ama çok yakın görünen değişikliklerden de hoşlanmıyordum. Bir kız koşarak geçti. Muhtemelen Hisar'ın diğer kanadındaki bir toplantıya geç kalmıştı. Bana attığı korku dolu bakışını yakaladım. Şaşkına döndü ve sonra elinden geldiği kadar eğildi. İyi günler. Çok pardon. Ben buralarda daha yeniyim. Bana toplantı yerine nasıl gideceğini gösterebilir misiniz? Sesi titredi. Yanakları kıpkırmızı oldu. Muhtemelen konsey üyeleriyle daha önce hiç konuşmadı. Ancak Hisar'a kabul edildiğine göre onu iyi bir gelecek bekliyordu. Ama geç kaldı ve şimdi konsey üyesinden toplantı yerine kadar ona eşlik etmesini istiyor. Aşırı cesur. Yoksa tembel ve kibirli mi? Ne yapmalı? Yer konusunda yalan söyle, bilmediğini söyle, toplantı yerini tarif et. İleride işe yarayacağını tahmin ederek 3. seçeneği seçiyorum. Diğer taraftan girip 3. kata çıkman gerekiyor. Kız ellerini göğsüne bastırdı ve coşkuyla teşekkür ettikten sonra diğer girişe koştu. Yaptıklarının sonuçları olacak. Hisar kulelerine baktım yine. Malbonte kapıda duraksadı. Kapı kolunu sıkarken sanki cesaretini topluyormuş gibi içini çekti. Ona ne olduğunu sormak istedim. Ama zamanım olmadı. Çoktan içeri girmişti. Danışmanlar bir konuda hararetle tartışıyorlardı. Sinirli sesleri salonu doldurmuştu. Bizi görünce hepsi sustu. Efendim, hanımefendi, hoş geldiniz. Sizi bekliyorduk. Sakin görünen tek kişi Dino'ydu. Bana rahat bir şekilde başını salladı. Ancak sıkıca kapattığı dudaklarından, diğerlerinden daha az heyecanlı olmadığını anladım. Ölümsüzler saygıyla eğildiler ve hemen tekrar konuşmaya başladılar. Elimi kaldırıp herkesi susturdum. Sorun ne? Başımız büyük belada hanımefendi. Bunu öylece bırakamayız. Aralarındaki tartışma daha yeni bitmişti ki yenilenen bir güçle alevlendi. Bazı seçenekler soğukkanlılık veya fevrilik artırır. Size uygun olanı seçin. Gelecekte bu değerler hikaye gidişatını etkileyecek. Şu an beraber mi götürülmeliler, tek mi götürülmeliler bilmiyorum. Bunu öğrenene kadar soğukkanlılıktan devam edeceğim. Ne oluyor be? Herkesin sakinleşmesini bekle. Herkesin susmasını sağla. Ellerimi göğsümde birleştirdim ve sabırlı ölümsüzlerin kendilerini toparlamalarını bekledim. Konsey üyeleri nihayet sakinleşti. Derin bir nefes aldı ve konuşmaya hazır bir şekilde yerlerine oturdu. Malbonte sessizce tahta doğru yürüdü. Oturdu ve ona korkuyla dikilmiş konsey üyelerine baktı. Evet, dinliyorum. Dün gece meydana gelen depremle bilgisi var mı? Başmelek Raguel ayağa kalktı. Gergin bir şekilde boğazını temizledi ve konuştu. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, tüm dünyada bazı anormalliklerin meydana geldiği, dünyanın ötesinde olduğu gibi, cennette ve cehennemde de öyle. Cehennemde mi? Orada bir buz gölü var. Kıyılarından taşmış ve bu da sıcaklığın düşmesine neden olmuş. Ve inanın bana, bu başımıza gelen sorunların en küçüğü. Dünyada da cennette de hava bir gecede değişmez. Hepimiz bunun iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Dokunulmazlık yasası dengede belirleyici bir rol oynayabilir. Yeter. Yani efendim, demek istediğim şu ki değişikliğin nedenini bulmalıyız. Malbonte uzun süre sessiz kaldı. Bir şeyler düşündü. Ben bir ara Malbonte'nin orada olduğunu unuttum. Danışman haklı. Arkasında ne olduğunu anlamalıyız. Malbonte sanki bir rüyadan uyanır gibi Alvin'in sözlerine cevap verdi. Öyleyse yapın bunu. Nedenini bulun, sorunu düzeltelim. Malbonte sessizdi ve bir şey hakkında endişeli düşünüyor gibiydi. Bizi dinlemiyormuş gibi pencereden dışarı veya yere bakmaya devam ediyordu. Gece vizyonum gözlerimin önünde durdu. Beni bir şey hakkında uyardı. Öyle olunca konsantre olmam ve takıntılı düşüncelerimden kurtulmam çok zordu. Onlara vizyonumu anlatabilirdim. Hisar'ın eşiğini geçer geçmez konuşmaya hazırdım. Ancak yangına körükle gitmek istemedim. Özellikle de ne olduğu net olmadığı için bir saplantı, bir hile veya başka bir şey. Konsey üyelerinin korkmuş yüzlerine baktım ve dedim ki
Bu sorunu bir şekilde çözmelisiniz. Belki endişelenmek için çok erken. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Beklenmedik iddianızla yalnızca panik yayıyorsunuz. Umarım başkentteki insanlar henüz tüm bunların farkında değildir. Hayır hanımefendi. İyi, değişiklikleri takip edeceğiz. Ama panik yapmadan. Şefa malumun uyarısı beni rahatsız ettiği için isteksizce ekledim. Bir süreliğine başkenti boşaltmamız gerekiyor. Nedir bu acele? Garanti olsun diye. Haydi oylayalım. Sebepler netleşene kadar başkenti boşaltmaktan kimler yana? Önce Malbont elini kaldırdı. Bunu gören danışmanlar birbirlerine baktılar ve görev bilinciyle aynısını yaptılar. O halde karar verilmiştir. Hepsi bu kadarsa. Konsey üyeleri ayağa kalktı. Hepsi düşünceli ve endişeliydi. Sizi haberdar edeceğiz. Kanat pilotları alanı incelemek ve değişiklikleri kontrol etmek için göklerde devriye gezecek. Gittikçe artan bir endişe hissiyle dışarı çıktım. Malbonte hisarın merdivenlerinde durdu. Senin sorunun ne? Neredeyse hiç konuşmadın. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Şakağından aşağı bir damla ter yuvarlandı. Ancak o an Malbonte'nin ateş olduğunu fark ettim. Başını ellerinin arasına alarak ona sarıldım. Şefa malumun sesini mi duyuyorsun yine? Malbonte yavaşça ellerimi yüzünden çekti ve bir adım geri çekildi. Dikkatli olmalısın. Gücünü kullanma. Sana yardımcı olmaz. Yalnızca zarar verir. Neden bahsediyorsun? Konseydeki o aptallar hiçbir şey anlamıyorlar. Durmadan konuşuyorlar sadece. Herkes sorularına cevap vermemi istiyor. Onlardan daha fazlasını bilmem gerekiyormuş gibi. Biliyor musun? Bakışlarını kaçırdı. Arkamdaki şehre baktı. Onları korumamı isteyecekler ama ben onları korumam. Neden? Tam ben soracaktım. Neden? Bekleyeceğim. Acele edersem kaybedeceğim. Acı çekiyormuş gibi gözlerini kapattı ve geri çekildi. Yani Malbonte aslında neyin geleceğini biliyormuş da bir çözümü yokmuş gibi davranıyor aslında. Malbonte, lütfen bana derdinin ne olduğunu söyle. Ona ellerimi uzattım. Bir an kendisine dokunulmasına izin verdi. Ama sonra siyah gözleriyle bana baktı. Buz gibi, ulaşılmaz. Gitmesine izin verdim. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Gücünü kullanma. Beni anlıyor musun? Evet ama... Seni bulacağım. Sonra dev kanatlarını açtı ve bulutların arkasına saklanarak gökyüzüne uçtu. Son zamanlarda sana neler oluyor? Hayatımı, Malbonte'yi ve onun davranışlarını düşünerek yavaş yavaş yoluma devam ettim. Ölümsüzler birlikte çalışıyordu ama aralarında hala bir gerginlik vardı. Yavaş yavaş çiftler oluşmaya başladı. Melekler ibislerle birlikte olabiliyordu ve artık kimse bu sebeple onların peşine düşmüyordu. Malbonte bunun için savaştı, kendisiyle gurur duyabilirdi. Yine de birçok kişinin zihninde aynı canavar olarak kaldı. Ondan korksalar ve ona saygı duysalar bile bunu dişlerini sıkarak ve güvenmeyerek yapıyorlardı. Çünkü o hala onlar için bir canavardı. Çok kişiyi öldürmüş, çok kalp kırmıştı, benimki de dahil. Yaralar kapanıyor ama kapanması çok uzun sürüyordu. Hepimizin biraz daha zamana ihtiyacı vardı. 10 yıldan daha fazla bir zaman mı? Ölümsüzler için 10 yıl nedir ki? Tam bunu söyledikten sonra bu metnin gelmesi. Bir saniye gibi. Bana boyun eğiyor, benden uzak duruyor, çekinerek bakıyorlardı. Onların gözünde neredeyse yaradana eşit olmuştum. Ama bu durumu bile küçümsüyorlardı. Tanınmayan, eski insan ve bu kadar çok güç mü? Ben bunu hak etmemiştim. Ama olayın çok daha karmaşık olduğunu, gerçek gücün Malbonte'ye ait olduğunu, benim ise sadece onun sözcüsü ve sağ kol olduğumu bilmiyorlardı. Etrafımdaki ölümsüzlerin benden çok daha bilge ve bilgili olduğunu bilmiyorlardı. İktidar konusunda açgözlü değildim ve tüm yönetimi kendi omuzlarıma yükleyecek kadar aptal da değildim. Ben sadece sessizim. Üst tabakanın yüzüydüm. Yine de göklerin sakinleri geleceğe güven duyuyorlardı. Barış ve göreceli de olsa huzur içinde yaşıyorduk. Ve şimdi tüm bunlar gerçekten de yakında sona erecek miydi? Dudağımı o kadar sert ısırdım ki ani acıdan ciyakladım. Kanatlarımı açtım, biraz esnettim. Bugün benim sorunum ne? Hisardan öyle alelacele çıktım ki. Dünyamızı saran sorunlardan saklanabilirmişim gibi. Şefa malum rüyası olmasaydı bu kadar korkmazdım. Ama bunu birine anlatmak sonun başlangıcını onaylamak gibi geliyor. Kafamda uzaklaştırmam gereken bir düşünce parladı. Arzuma her boyun eğdiğimde kendimi azarlar.
Kendimden nefret ederdim ve sonra zayıflığımdan utandığım için bunu unutmaya çalışırdım. Ama yaklaşan felaket hissi, içimde savaşacak gücümün olmadığı endişeli bir nostaljiye yol açmıştı. Kanatlarımı çırparak yavaşça havaya yükseldim. Bacaklarım ağırlıksızlığı hissetti. Vücudumun ağırlığını taşıyan sırt kaslarım gerildi. Okula uçmaya karar verdim. Bir ölümsüz olarak yolculuğumun başladığı yere. Orada kanatlarımı kontrol etmeyi öğreniyor. Kendimde güç arıyordum. Ama arkadaş ve dostlarımı bulmuştum. Kalbim her bu yeri özlerdi. Kalbim hep bu yeri özlerdi. Sadece anılar yüzünden değil, hayır. Ama aynı zamanda artık ulaşamadığım gerçeklik için. Kayaların üzerinden uçup sonra sağa dönersem oraya daha hızlı varırım. Bir sıçrayış ve ben gökyüzündeyim. Rüzgardan tüyler uçuşuyor ve kanatlarım o kadar çok titriyordu ki kopacak gibiydi. Gökyüzünde manevra yaptım. Bulutların arasından uçtum. Hızlandım ve yavaşladım. Uçuş meditasyon gibiydi. Düşünce yok, korku yok. Kayaların yanında durdum. Geçitlerdi ve onlara kanatlarımla dokunabilirdim. Biraz bekleyip ileri doğru uçtum. Çınlayan bir gıcırtı ve ardından boğuk sakin darbe sesleri. Taş. Benim büyüklüğümde bir taş kayalara çarparak aşağı uçtu. Sağa dönüyoruz. Düşen taştan saklanarak doğrudan okula giden geçite saptım. Bir süre sonra önümden ayrılan bulutlar kulenin, labirentin ve yüzyıllar boyunca hayatta kalan savaştan sağ çıkan eski binanın manzarasını açtı. Kanatlarımı sırtıma bastırdım ve alçalmaya başlamak için başımı eğdim. Melekler ve Şeytanlar Okulu. Ay, burayı çok özlemişim. Uzaktan fark edildim. Tanımadığım yeni bir öğretmen, beklenmedik misafiri karşılamak için dışarı çıkmıştı. Yaklaşıp beni tanıdığında ifadesi değişti. Titreyerek ve etrafına bakınarak neredeyse ayaklarıma kapanacaktı. Hoş geldiniz hanımefendi. Danışman bize, ta başkentten geldiğine göre bir şey olmuştur. Öğretmen aşırı labali davrandığından korkarak ağzını kapattı. Ya da belki sadece benden korkuyordu. Hayır, her şey yolunda. Bazı seçenekler gücünü artırır. Yüksek veya düşük güç hikayenin olay örgüsünü önemli ölçüde değiştirebilir. Bana baktı ve gülümsedi. İyi misiniz? Evet, gayet. Okula hızlı ve olaysız bir şekilde varmayı başardın. Ben, size bir şekilde yardım edebilir miyim? Ziyaretiniz hakkında bize herhangi bir bilgi verilmedi. Müdürü çağıracağım. Öğretmen çok telaşlıydı. Ellerinin titremesi gözümden kaçmadı. Mimi benim geldiğimi biliyor. Onu kendim bulacağım. Mimi de okul müdürü olmuştu. Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum. Burada kendimi iyi hissediyorum. Donnie'ye geleceğimi söylemeliydim. Ah, tabii ki anlıyorum. Okul bahçesine girdik. Öğretmen sanki bir konsey danışmanıyla tanışıyor olduğu ile bir an önce övünmek istiyormuş gibi biraz aceleyle öne çıktı. Bir şekilde onu yanımdan gönderdim ve elimle duvara dokunarak bina boyunca yavaşça yürüdüm. Bir zamanlar burası bana yabancı, soğuk ve tehlikeli geliyordu. Melekler, iblisler, kanatlar, ölümsüzlük. Tüm bunları üniversiteden yeni mezun olmuş, beklenmedik ve haksız bir şekilde ölümle karşılaşan genç bir kızın aklı pek almıyordu. Ama zaman geçti ve ben alıştım. Okulu bitirdim, melez oldum. Döndüm, arka bahçeye baktım. Canlanan bir hatıra gibi, geçmişten gelen hayaletler gözlerimin önünde yürümeye başladı. Seslerini duydum ve sanki gerçekteymiş gibi gördüm. Ama sonra hayaletler kayboldu ve orada tek başıma durduğumu fark ettim. Savaş benden çok şey aldı. Ama kesinlikle asla alamayacağı şey benim hafızam. Bazı seçimler diğer karakterlerle olan ilişkinizi geliştirebilir. Mimi'yi hatırla. Mimi duştan yeni çıktı. Makyaj masasına oturmuş ıslak saçlarını tarıyordu. Havlu göğsünde zor duruyordu. Isınmış teninden buhar yükseliyordu. Yatağın kenarına oturdum ve düşünceli bir şekilde onun sırtına baktım. Mimi aynadaki yansımama bakarak şöyle dedi. Bugün biraz tuhafsın. Neden? Cilveli bir şekilde omuz silkti, etrafına baktı ve göz kırptı. Çok fazla düşünüyorsun gibi görünüyor. Kalktı, çıplaklığından utanmadan tek hareketle havluya attı ve giyinmeye başladı. Uzaklara baktım. Mimi, babanı özlüyor musun? Ölümsüzler çocukken okula gelirler ve burada uzun yıllar geçirirler. Sadece ara sıra ailelerini ziyaret ederler. Onları hiç özlemiyor musunuz? Mimi yanıma oturdu. Ellerimi ellerinin arasına aldı ve gülümsedi. Ne saçma.
Tabii ki özlüyoruz. Sadece önümüzde koca bir sonsuzluğun olduğunu biliyoruz. Ya o sonsuzluğu kaybederseniz? Mimi'nin kirpikleri titredi ama kızağının da şüphelerini bir kenara atıp tekrar gülümsedi. O zaman bizi sonsuza dek hatırlayanlar olacak. Yaklaştı. Böylece nefesi yanağını gıdıkladı ve güldü. Gözlerimdeki şaşkınlığı fark etti. Vicky, benim yanımda olup da hala dünyayı özlüyor olman beni incitiyor. Mama'nın kızı seninle yaşıyor. Sen ise ölüme alışık insanları merak ediyorsun. Böyle söyleme. Sesim ya öfkeden ya da üzüntüden titriyordu. Mimi'nin yüz ifadesi ciddileşti. Doğruldu ve gülümsemeden şöyle dedi. Endişelenme Vicky. Her zaman yanında olacağım. Seni daima hatırlayacağım. Ve basit bir insan olarak doğmana rağmen benim gibiler için daha fazlası oldun. Neredeyse ölümsüzlerle eşit. Hafifçe güldüm. Neredeyse bir iltifattı. Neredeyse hak etmiştin. Her zamanki gibi uslanmaz. Yataktan fırladı ve dönerek ellerini göğsüne bastırdı. Yerdeki görevden sonra tiyatroya gitmemizi istiyorum. Benimle gelir misin? Elimi tuttu. Göğsüne bastırdı. Aynı anda cilveli cilveli bakışlar attı. Mimi'nin etkisini, cazibesinin içime nüfuz ettiğini, kaburgalarımın altına sızdığını hissettim. Baştan çıkarma gücünü benim üzerimde kullanıyordu. Ama uzun zaman önce fark ettiğim gibi bunu tüm gücüyle yapmıyordu. Hala teklifini reddedebileceğimi hissediğim diye. Gelirim. Sınavda bana yardım eder misin? Mimi'ci yakladı. Ellerini çırptı. Yardım ederim. Hazırlanmaya başladı. Çok yakında insan performanslarını izleyeceğimizi zevkle düşünürken sessizce onu izledim. Bir zamanlar bunun bir parçasıydım. Şimdi ise fark edilmemesi gereken bir misafir olarak yere inecektim. Ama Mimi'nin yanında bunu yapmak eğlenceli ve kolaydı. Onun yanında her şeyi gökkuşağı ışığında görüyordum. Mimi ile ilişkiniz güzelleşti. Beni sonsuza kadar hatırlayacağını söyledi. Ben de ona aynı cevabı vermek istiyordum. Günümüz. Düşüncelerime gülümsedim. Uzakta, arka bahçede sıkı çalışan birkaç ölümsüz fark ettim. Dino'yu hatırla. Biraz hava almak için yürüyüşe çıktım ki Dino'yu fark ettim. Bir taşın üzerinde oturmuş kollarını uzatmış bir şeyler düşünüyordu. Merhaba. Merhaba. Müsait misin? Evet, sadece dinleniyorum. Kanat güreşi için mi hazırlanıyorsun? Ona da. Dino yorgun bir şekilde içini çekti. O an sırtındaki gömleği gerildi ve dikkatini sıkı kasları çekti. Çok kötü. Ne? Kalktı çömeldi ve çiğnenmiş çiçeklere dokundu. Antrenman yaparken onları fark etmemiştim. Dino nazikçe, zar zor dokunarak parmağını buruşuk yapraklar üzerinde gezdirdi. Buna çiçek cinayeti diyebilir misin? İstem dışı. Dino gülümsedi. Elini saplara bastırdı ve geri çekildiğinde çiçek yeniden doğmuş gibi uzadı. Bunu nasıl yaptın? Az biraz şifacıyım. Ama bu yapabileceklerimin en fazlası. Ölümsüzleri iyileştirmek için yetenek lazım. Ve yine yüzünde yorgun ama bir ölçüde rahatlamış bir gülümseme belirdi. Çiçeğin canlı kalması onun için önemliydi. Dino, çok naziksin. Güldü. Benim hakkımda çok iyi düşünüyorsun Vicky. Yanıma oturdu ve bir süre gözlerimin içine baktı. Göz bebeklerinin dibinde oynayan düşüncelerini gördüm. Seçimi geçip cennete gitmek yerine okula gittiğin için pişman mısın? Belki de cehenneme giderdim. Böyle bir kaderi senin için istemezdim. Yine uzun uzun baktı bana. Ben de bu ilgiye dayanamayarak bakışlarımı kaçırdım. Neden bana pişman olup olmadığımı sordun? Bilmiyorum. Şu an ölümsüzlerden uzak durmak senin için daha güvenli. Senden de mi? Hızla tekrar bana baktı. Sonra dudakları titredi. Dino gülümsedi. Bilmiyorum ama ben sana zarar vermeyeceğim. Fenzio bahçeye çıktı. Birkaç kez etrafına baktı ve bizi fark edince dondu kaldı. Dino hemen ayağa kalktı. Çalışmam gerek. Ben de acele ettim. Elbette dikkatini dağıtmayayım. Dino elimi tuttu. Şaşırmış yüzüme bakıp hafifçe gülümsedi. Umarım başarılı olursun Vicky. Teşekkürler. Dino ile ilişkiniz güzelleşti. Başını salladı ve elimi bırakıp gökyüzüne uçtu. Onu bulutların arasında görmeye çalışarak birkaç dakika bekledim. Sonra odama döndüm. Birisi ders kitaplarını bankta unutmuş. Göksel savaşlar, Malbonte üzerine inceleme, ölümsüzlerin ölümü veya hiçlik nedir? Bunu kim okudu acaba? Kitapların kalın, yıpranmış ciltleri bana bazı şeyler düşündürdü. Lucifer'ı hatırla.
Öğretmenimiz Hill'da bulmam gerekiyordu. Diğer öğrencilerin arka bahçede olması gerektiğini söylediler. Ama oraya vardığımda kimse yoktu. Daha doğrusu neredeyse hiç kimse. Lucifer yerde oturuyor. Heykelin gölgesinde saklanıp okuyordu. Bütün avluyu dolaştım ama Hill'da bulamadım. Lucifer'a döndüm. Onunla iletişime geçmeye deyip değmeyeceğini düşündüm. Ah hayır. Havluyu bir kez daha dolaştım. Nerede bu ya? İstediğini aldın. Beklenmedik sözlerinden ürperdim. Şaşkınlıkla ona baktım. Ne? Dikkatimi çekme umuduyla etrafta dolaşıp duruyorsun. Başardın. Ay sen hala çok egoistsin. Gerçi bu geçmişti. Ne istiyorsun? Söyle ve defol. Kitaptan başını kaldırma zahmetine bile girmedi. Aslında senin için gelmedim. Onun küstah özgüveninden nefesim kesildi. Ama aynı zamanda bu iblisin şeytanın oğlu olduğunu hala aklım almıyordu. Onun yanında olmaktan utandım ve hatta biraz korktum. Benim kadar beceriksiz biri bile onun gücünü hissedebiliyordu. Hem açıkçası nazik ve sakin bir ölümsüz olarak bilinmiyordu. Sağır mısın? Görünüşe göre Lucifer bir şey söyledi ve şimdi doğrudan gözlerimin içine bakıyor. Benden bir cevap bekliyordu. Tekrar edebilir misin? Dudakları alaycı, kötü niyetli bir sırıtışla kıvrıldı. Sordum ki, sanki gelişmekte sorun yaşayan bir çocukla iletişim kuruyormuş gibi kasıtlı olarak yavaş, uzun duraklamalarla konuşuyordu. Burada ne işin var? Hill'da arıyorum. Lucifer'in yüzü düşünceli bir hal aldı. Bu sözün saçmalığı olmasaydı hayal kırıklığına uğradığını bile düşünebilirdim. Burada değil, git. Yeniden okumaya başladı. İlk başta gitmek istedim ama tereddüt ettim ve inatla sordum. Ben de burada senin gibi kalamaz mıyım? Bu avlu senin mülkün değil ya. Lucifer kitabı kapattı ama okuduğu yeri kaybetmemek için parmağını sayfaların arasına koydu. Sen sadece bir tanınmayansın, insansın. Sana sırf ölümsüzlük ve kanatlar verildiği için minnettar olmalısın. Ve sen bana öyle şeylerden bahsetmeye cüret mi ediyorsun? Konuşurken kullandığı tona rağmen sanki aslında kızgın değilmiş, sadece öyleymiş gibi davranmaya çalışıyor gibiydi. Yine de huzursuz hissettim. Haklısın. Burada olmayı hak etmiyorum. Sensiz başaramazdım. Bu sözlerin kulağa böyle zehirli gelmesi hoşuma gitti. Arkasını döndüm ve gitmek için acele ettim. Sen ve Lucifer yakınlaştınız. Lucifer'ın gözleriyle beni deldiğini hissettim. Hala gözümün önünde, hala biraz şaşkın olan yüzü vardı. Öğrenciler arasında melezleri bulmaya çalıştım. Ama meleklerle iblislerin henüz çok da çocuğu olmamıştı. Belki bir gün ölümsüzler, dokunulmazlık kanununun yürürlükten kaldırılmasına alışacak ve daha istekli bir şekilde yakınlaşmaya başlayacaktı. Çocukları onun kadar güçlü olacak mı? Malbonte'yi hatırla. Malbonte zindandan çıkmıştı. Geceleri beni ziyaret ediyordu. Gerçek miydi yoksa gücünün bir kısmı bende olduğu için varlığını hayal mi ediyordum bilemedim. Her neyse elimiz kolumuz bağlıymış. O gece bana gölgelerde görünüp ben isteksizce de olsa sanki başka birinden ilham almış gibi onun çağrısına gittim. Beni gizli bir yere götürdü. Ayın ışığı soğuk, taştan yapılmış gibi yüzünü ve kara şeytani zeki gözlerini aydınlattı. Ürperdim, etrafa baktım. Seni biri görebilir. Seni saklayacağımı sanıyorsan güçlerimi bana geri vermelisin. Sözlerine şaşırdım. Bana saldıracağından, beni tehdit edeceğinden veya beni esir alacağından korktum. Farklı şeyler bekliyordum ama kesinlikle bu değildi. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ölebilirsin. Bir tanınmayan için bu çok fazla. Ya da seni ben yok edebilirim. Bunu söyledim ve korkumdan hemen sustum. Malbonte kıpırdamadı. Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. İleriye doğru bir adım attı ve beni aceleyle geri çekmeye zorladı. Güçlerini sana nasıl geri kazandıracağımı bilmiyorum. Her gece gelmeyi kes. Benden korkuyorsun. Ne kadar zekisin. Zehirli bir laf ve başka bir ürperti daha. O zaman neden bağırmıyorsun? Neden benden kaçmıyorsun? İleriye doğru birkaç adım daha attı. Çıkmazdayım. Kollarımı kendime doladım. Yüzümü yana çevirdim ve onunla göz göze gelmemek, nefesle birbirimize dokunmamak için başımı eğdim. Bana dokunamayacağını biliyorum. Bana ihtiyacın var. Malbonte beni tepeden tırnağa süzdü. Hala buz gibi ve sakindi, fısıldadı. Çok değil. Gücüm ikimizde de var.
Sürekli beni buraya çekiyor. Seninle bağlantı kurmak istiyor. Enerji ve yetenekten bahsediyordu. Gözlerindeki ve sesindeki hiçbir şey farklı bir mana taşımıyordu ama yine de kızardım. Bağlantı kurmak derken? Bilmiyorum. Gücümü kendime geri nasıl kazandıracağımı bilmiyorum. Belki de seni öldürmem lazım. Parmağını çenemde gezdirdi. Sonra kuvvetle sıktı ve ona bakmam için başımı çevirdi. Ya da belki başka bir şey. Sen ve Malbonte yakınlaştınız. Bu konuya devam edeceğinden korktum. Ama o an Malbonte parmaklarının altında titrediğimi hissedince beni serbest bıraktı. Ve sonra geri adım attı. Hava ısındı ve ay daha parlak göründü. Kararsızca karanlığa gömüldüm. Malbonte. Ama o hiçbir yerde yoktu. Rahat bir nefes aldım. Ama aynı zamanda anlaşılmaz bir gariplik hissettim. Günümüz. Hafif bir esinti saçlarımı dalgalandırdı. Anılarımı alıp götürdü. Birinin parmaklarını bileğime dolandı ve kendine doğru çevirdi. Tekrar aynı şey için buraya geldiğini söylemezsin umarım. Bu çocukla kanka olmuşuz. En son yılan öldürmeye falan gidiyorduk beraber. Sana da merhaba. Senin yüzünden başım belaya girecek. Her seferinde bunu söylüyorsun. Sen de her seferinde bunun son olduğuna söz veriyorsun. Ceza almamanı sağlayacağım, biliyorsun. Bana ne verdiğin sözlerden. Havalı bir tavra büründün. Kiminle konuştuğunu unutma. Böyle bir ses tonu için kelleden olmak istiyorsun galiba. Hemen sarardı, ağzını açtı. Anlaşılmaz sesler çıkardı. Ama o an kendimi daha fazla tutamayarak kahkaha attım. Şaka yapıyorum. Gözlerini devirdi. Sessizce bir şeyler mırıldandı ve okula yöneldi. 5 dakikan var. Gülümsemeden edemedim ve onu takip ettim. Okul yıllarında onunla yakın değildik. Bir zamanlar yarışmalarda birbirimizle mücadele etmiş, birkaç kez yetenek derslerinde karşı karşıya gelmiştik. Mezuniyet ve savaştan sonra okulda çalışmaya devam etti. Ölümlüleri gözlemleyebileceği bir kase olan dünyanın gözünün koruyucusu olarak atandı. Babamı kolay kolay unutamazdım ve onu gözetlemek için sık sık ona uğramaya başladım. Ama bu yasaktı. Bu yüzden her seferinde titriyordu. Gelip geçen var mı diye kapının arkasından bakıyordu. Koruyucunun gelmesiyle dünyanın gözü aydınlandı. İçindeki su kaynamaya başladı. Talep almaya hazırdı. Acele et. Senden nefret ediyorum. Yanağından öptüm. Teşekkürler. Ah hadi ama çabuk ol. Koridorda donup kaldı. Kaseye gittim. Ellerimi iki yanına dayadım ve suyun yüzeyine eğildim. Yorgun, endişeli ama 10 yıl önceki kadar genç yüzümü yansıtıyordu. Bana babamı göster. Sallanan su 7 milyar ölümlüden birinin kaderini yansıttı. Kalbimin hala özlediği birinin. Babam cam kenarında oturuyordu. Ay babasının 10 yılda bu hale gelmesini çok garipsedim aslında. Yüzü perdelerin arasından giren birkaç güneş ışınıyla aydınlanmıştı. Kırışıklıkları, gözlerinin sararmış beyazlarını ve buruşuk dudaklarının sarkık kenarları. Bu süre zarfında nasıl da yaşlanmıştı. Onun sayesinde bana verilen sonsuzluğun sahteliğini daha da net hissettim. Ben çok genç görünüyordum ve o ise aşırı yaşlı. Baba ve kız değil, dede ve torunduk sanki. Böyle olmamalıydı. Bunlar yanlıştı. Babam hayatını saygın bir adam olarak yaşadı. Yalnız ölmeyi hak etmemişti. Hem melekler ve iblisler okuluna kabul edilmek için fazla yaşlıydı. Bu onun doğrudan cennete gideceği anlamına mı geliyordu? Yoksa? Bu da demek oluyor ki hemen cennete gönderilecek ve ben onu bir daha asla göremeyeceğim. Hiçbir zaman. Babam titreyen eliyle dudaklarını sildi. Başını belli belirsiz salladı ve tekrar uzaklara baktı. Yasonun hayatını bitirdi. Kendimi unutarak elimi uzattım. Ama parmaklarım sadece suyun buzlu yüzeyine değmekle kaldı. Dalgalanmalar nedeniyle babamın görüntüsü bulanıklaştı ve kayboldu. Tamam mı? Bugün hızlısın. Kaseden uzaklaştım. Elimi gözlerime bastırdım. Babamın yüzünü kafamda tutmaya çalıştım. Ya da hafızamdan silmeye. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Sadece kendime işkence ediyorum. Sana söyledim. Böyle çıldırabilirsin. Ne demeli? Belki sen haklısın. Elimde değil. Kafam karışık. Mimi nerede?
Onu çağırabilirim. Ona labirentte olacağımı söyle. Sadece daha fazla aptalca şeyler yapma, tamam mı? Yapmayacağım. Ve teşekkürler. Elini salladı. Son talebi silmek için dünya gözüne yaklaştı. Dışarı çıktım. İçinde Şefa'nın esir olduğu heykel her zamanki gibi aynı yerde duruyordu. Yalnız, hareketsiz. Yaradan'ın kendisini içinde barındıran. Birinin onu kırmaya çalıştığı veya tam tersine Şefa'nın serbest bırakmanın yollarının aradığına dair söylentiler vardı. Ama hepsi boşunaydı. Malbonte ve ben onu sonsuza kadar bu kozanın içine hapsettik. Dur tahmin edeyim. Yine dünyanın gözüne mi baktın? Sesine döndüm. Mimi ellerini arkasında tutarak yavaşça bana yaklaştı. Görkemli ve kendine güvenen okulun sahibesi. Yani biliyordun. Mimi de çok olgunlaşmış. Önceden çok küçük duruyordu. Artık yapmayacağını umuyordum. Bir gün. Öleceği zaman mı? Mimi dudaklarını büzdü. Yanıma oturdu ve sessizce ekledi. Özür dilerim. Özür dilerim derken niye bağırıyordu? Sorun yok, haklısın. Bir süre sessiz kaldık. Sonra Mimi tekrar ihtiyatla sordu. Hisar'da ne oluyormuş? Tam da oraya geri dönmek üzereydim. Öğrenciler heyecanlı. Bazı anormallikler hakkında söylentiler var. Martıları da gördük. Kara haberciler. Kalktım. Merak etme, çözeceğiz. Mimi elimi tuttu. Vicky, lütfen dikkatli ol. Söz veriyorum. Hoşça kal dedim ve Hisar'a geri döndüm. Geldiğimde herkes çoktan toplanmıştı. Malbonte tahta oturuyordu. Ölümsüzler dünyasının haritaları kucağına serilmişti. Ama o onlara bakmıyordu. Bana üstün körü bir bakış attı ve bir şeyler düşünerek tekrar gözlerini yere dikti. Dino yanıma geldi. Neler oluyor? Ne yazık ki iyi şeyler olmuyor. Beyler, toplantımızı başlatmayı öneriyorum. Kanat pilotları anormalliklere dair daha fazla kanıt buldu mu? Gereğinden fazla. Bizi Hisar'dan uzakta, uzak diyarlarda bir yıkım olduğu bildirildi. Kanat pilotları orada bir krater olduğunu bildirdi. Krater, bir göktaşından sonraki gibi mi? Sanki birisi büyük bir hızla topraklarımıza çarpmış gibi. Peki başkent, şehri boşalttınız mı? Evet, yetişebildiğimiz kadar. Başkent tasfiyesi devam ediyor. Rahat bir nefes aldım. İyi. Belli ki denge bozulmuş. Bu değişikliklerin sebebiyle karşılaşacağımız gerçeğine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Malbonte ağır ağır konuştu. Neredeyse sıkılgan bir ses tonu vardı. Rakibinin kim olduğunu ve onunla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsunuz. Fazla gerginsiniz. Hatta bu bir düşman mı yoksa kader mi haberiniz yok. Ne yapmamızı öneriyorsun? Öylece bekleyelim mi? Bana cevap vermek istedi ama aniden ürperdi. Acı çekiyormuş gibi yüzünün kasları titredi. Kurumuş dudakları sessiz bir çığlıkla açıldı. Bir şey hissetti. Sorun ne? Başını tuttu, dizlerinin üzerine çöktü. Efendim, ama iblis ona doğru adım attığı an Malbonte'nin zapt edemediği güç onu bir tarafa fırlattı. Ona doğru koştum ve o sırada patlama oldu. Bayağı büyük bir patlama yalnız. Toz çöktüğünde sizin içinden sadece benim gibi yere yapışmış silüetler görebildim. Yavaş yavaş herkes temkinli bir şekilde ayağa kalkmaya başladı. Malbonte, ayağa kalktığını, diğerlerinin üzerinde yükseldiğini görene kadar sizin içine endişeyle baktım. Şefa'ya şükürler olsun. Kanatlarımdaki sıvayı silktim. Duvardaki deliğe döndüm. Patlamadan önce orada kapılar vardı. Tüylerim diken diken oldu. Eşi benzeri görünmemiş bir gücü hissettiğim için ürperdim. Yabancı bir güç. Hiç ölümsüzde bulamayacağın türde. Şefa'ya şükür, şehri boşalttık. Şefa'yı hapsettikleri halde de her zaman Şefa'ya şükürler olsun diyorlar hala. Patlamadan sonra geriye kalan kaosa karışıyormuş gibi görünen görüntüye tedirgince baktım. Ama sonra silüet durdu.
ve pusu alınca bir kızın alaycı yüzü ortaya çıktı. Merhaba ölümsüzlerim. Siz kimsiniz? Yabancının dudakları yamuldu ve onu daha da çirkin hale getirdi. Ben veba, ulu ve korkunç. Siyah, her şeyi kapsayan ağrısı bir enfeksiyon gibi salonun her yerine yayıldı. Dokunaçlarının tavanı ve duvarları sardığını, boğazımızı sarmaşık gibi sıktığını neredeyse görebiliyordum. Bu kızın yüzüne baktığımda birden onu beklediğimi fark ettim. Hepimiz bekledik. Düşmanımız, belamız, kabusumuz. Danışman Alvin öne çıktı, elini uzattı, kendini savunmaya hazırdı. Tedirginlikten titreyen sesi gürledi. Hisara girmenize kim izin verdi? Veba başını geriye attı ve uzun süre güldü. Sonra aniden bir oyuncak bebek gibi doğruldu. Şeytani bir şekilde ciddileşti. Seni pislik. Benimle böyle bir tonda konuşmaya cüret mi ediyorsun? Ay kadın aşırı çirkin oldu. Veba sanki bir tabloya hafif ve rastgele bir fırça hareketi yapıyormuş gibi parmaklarını salladı. Ve danışman Alvin o an patladı. Patladı mı? Kanlı eti duvarlara ve diğer konsey üyelerine sıçradı. Geri sıçradım ama sendeleyip yere düştüm. Her taraftan korku ve öfke çığlıkları yükseldi. Mabont hareketsiz duruyor. Ve Veba'ya bakıyordu. Veba onun bakışlarıyla karşılaşınca gülümsedi. Onun neden hareketsiz olduğunu anlamamış gibi gözlerini kıstı. Bir şeyler yap. Veba birkaç tembel adım attı. Önce sola sonra sağa döndü. Başka kimse benimle savaşmayacak mı? Herkes susuyordu. Ne kadar sıkıcı. Zeki ama ürkek yavrular. Biraz öne eğildi. Gülümsemesi genişledi. Belki o zaman herkesi aynı anda öldürmeli. O tam bir deli. Hiçbir şey yapılmazsa ona karşı koy. Doğru anı bekle. Ama onunla dövüşmek daha da çılgınca. Öne çıktım. Salonun ortasına. Veba artık tam karşımdaydı. Bakışları bana ve sadece bana odaklıydı. Pekala. Selam. Gürültülü bir şekilde nefes aldı. İnsan. Komik. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Kaos, umutsuzluk, kan ve gül. Bir kez daha aklını yitirmiş gibi kahkaha attı. Kan ve gül. Seninle başlayacağım insan. Bana doğru atladı. Malbonte'den aldığım kara gücü ruhumun derinliklerinden çıkararak peşinden koştum. Malbonte bize gücünü kullanma diyordu oysa ki. Gücümü uyandırdım ve parmak uçlarımla biriktirdim. Bu yaratığın üzerine tümünü boşaltmak için. Ne kadar ilginç. Ona yalnızca bir şok dalgasıyla vurabildim. Ancak yanıt olarak veba beni koridorun karşısına fırlattı. Kafamı beton duvara çarptım. Birkaç uzun dakika boyunca bilincim bulanıklaştı. Duyamadım, göremedim. Yavaşça ayağa kalktım. Gözlerimi vebadan ayırmadım. Yanıt olarak sadece güldü. Bayıldın mı? Ne kadar da güçlü bir kız. Ve cesur. Bacaklarım titriyordu ama ayakta durabildim. Ancak veba bana bir şans vermedi. Umutsuzlukla başa çıkıp onu bastırıyorsun. Ve ona bir kez daha enerji yönlendirmeden önce elini salladı. Gücü bir dalga haline bana doğru yükseldi. Kubbeyi kapatacak vaktim olmasaydı danışmanda olduğu gibi paramparça olurdum. Yine de bana yöneltilen enerjiyi hissettim. Yere düştüm, boğulacak gibi oldum. Gözlerimin önünden bir resim oluştu. Sesler bozuldu, azaldı. Bayılmanın eşiğindeydim. Vücut ona kimin dokunduğunu, ne dediğini anlamadı. Kalkmaya çalıştım ama midemde keskin bir ağrı hissettim. Dalgın dalgın aşağı baktım. Kan. Bu kadar kan. Benim miydi? Yakınlarda bir yırtıcı hayvanın olduğunu hisseden kurbanlar gibi herkes donup kaldı. Vebanın geçeceğini, bizi fark etmeyeceğini, bize merhamet edeceğini umduk. En güçlü, en zeki ölümsüzler, birdenbire ortaya çıkan ve şeytani bir ceza gibi başımıza gelen bu bilinmeyen güce karşı kendilerini savunmasız hissettiler. Oluşan sessizlikte birinin ayaklarının altında kırılan camların sesi duyuldu. Ve sonra onlar ortaya çıktı. Ölü Lucy, Fenzio, Torrendo. Avuçlarım kan içindeydi. Yapış yapıştı ama ben şoktan başka bir şey hissetmiyordum. Veba yine güldü. Öne çıktı. Peki, hadi oynayalım mı? Ve bölümün de sonuna geldik. Bölüm hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum ve bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.